Herkese selam dostlar. Farklı bir video ile karşınızdayım. Şu an videonun girişini daha sonrasında çekiyorum. Videoyu çekeli yaklaşık bir hafta oluyor. Düzenledim, kurguladım. Şu anda da girişini yapıyorum. Şimdi video bir şiir dinletisi ve bir muhabbet, sohbet ortamı. Biraz loş bir ortamda, o yüzden video biraz karanlık. Affola. Görüşlerinizi bekliyorum. Başında şiir var, daha sonrasında muhabbet var, sonra tekrardan şiir var. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Biraz uzun bir video. Hadi bakalım video. Biraz ayarlayabilmek için. Ben şimdi bazı kadın şairlerimizin şiirleriyle bir başlangıç yapacağım. Ondan sonra size katılmak isterseniz birkaç soru yönelteceğim. Ondan sonra siz de okumak isterseniz bana eşlik etmeniz beni mutlu eder. Şimdiden suçluysan edersen affola. Hoş geldiniz tekrar. Duy dedi Züleyha. Duy beni ey gelecek zaman. Duy beni. Yazılmış ve yazılacak olan bütün hikayelerin kadın kahramanları. Bütün o yaşanmış ve yazılmış olan, bütün o yaşanmamış ve yazılmamış olan hikayelerin kadın kahramanları. Kadınlar ve kızlar, dişil ve doğurgan, duygusal ve duyarlı olan, eril olmayan yani, fethetmeyi değil, fethedilmeyi bekleyen kale, daim. Gecenin karanlık koyunda kapıları açan kent, En fazla bir sandalı koyununu alan deniz. Duran ve çaresiz ve lekesiz ve temiz, tertemiz. Adı tarihe geçmiş ve geçecek, dişil ve doğurgan. Kadın ve kız olan yani. Yani ki bütün hikayelerin baş kahramanı olan. Dünyanın çevresinde döndüğü asıl güneş, çağların gerçek sahibi, gerçek yazıcısı tarihi. Bir anda en güçlü hükümdarları yerle bir kılan, en güçlü kumandanları köle, en zelil köleleri hükümdar kılan. Tutsakları en derin aydınlıkta hür, hür olanı en koyu karanlıkta tutsak kılan. Hükümsüzü birden hükümlüye çeviren, hükümlüyü birden hükümsüz eden. Geçer akçeleri geçmeze, geçmez akçeleri geçere dönüştüren, saklı ve gizli el. Ama güçsüz çünkü daima ödeyen ve ödenen beden. Duyun beni. Geçmiş ve gelecek zamanların bütün hikaye kahramanı kadınları ve hikaye kahramanı olmayan kadınları. Bir ben gibisi olmayacak aranızda. Hiçbirinize benzemediğim kadar hiçbiriniz benzeyemeyeceksiniz bana. Hepiniz düz yollarda, sakin ve güvenli bir yaşamın kollarındasınız. Bense derin ve karanlık bir kuyunun başındayım. Fethedilen değil, fete kalkışan olarak kalacak geçmiş ve gelecek zamanlarda adım. Acım acınızdan, gücüm gücünüzden çünkü çok daha fazla. Aşk benim hakkım. Aşkın hakkımız olmayanı istemek anlamına geldiğini bildiğimden bu hak ediş. Çünkü bu aşk benim yazgım, çünkü kutsal kitaplarda zikredilecek benim adım. Yükselmek için düşmek, arınmak için kirlenmek, çıkmak için batmak lazım. Yeniden doğmak için ölmeli insan bir kere, ruh olmak için teni yakmalı kadın. Ve suyun serinliğini bilmek için ateşe düşmeli kadın. Vurucu, kavrayıcı ve kuşatan, durmayan, koşan, böyle yazılmış benim yazgım. Kutsal kitaplarda böyle geçecek adım. Yazgıma ben nasıl baş kaldırırım? Hanım hanımcık ol denecek Leyla'ya ve o da öyle olacak. Çöle düşen Mecnun Leyla değil. Leyla ağlamak için bile bir bahane bulmak zorunda. Ben öyle miyim ya? Şirin'in bahtına düşen, uğruna dağlar delinen olmak olacak. Dağları delen değil. Suyu bulmak Ferhat'ın bahtı. Aslı en fazla bir ağ. Felekleri tutuşursa da açılıp kapınan düğme Aslı boyundan ayağı. Yanıp küle dönmek Kerem'in hakkı olacak. Ben Aslı gibi miyim ya? Evli evinde, yerli yerinde. Bana yazılansa benim alnıma, Yusuf'un gömleğini yırtmak boydan boya. Nasıl karşı çıkarım yazgıma? Adım, ey geçmiş ve gelecek zamanların, dişil ve doğurgan, duygusal ve duyarlı, hanım hanımcık ve durağan ve çaresiz ve lekesiz bütün hikaye kahramanları. Adım adınızla birlikte anılsa da, dağlar ve ırmaklar arasında, gökler ve yer arasında olduğu kadar mesafe olacak adımla adınız arasında. Siz yazgınızla iffetli,
Çaba harcamayacaksınız eteğinizdeki çamuru akıtmaya. Ben yazgımı yükleneceğim önce. Sonra yazgımdan iffet çıkaracağım. Bu yüzden Yusuf'un arkadan yırtılan gömleğinden Züleyha'nın önden yırtılan eteğine kadar uzanacak yol. Atın, atın. Aşk benim. Nazan Bekiroğlu. 2019 yılında, altını çiziyorum, sadece 2019 yılında cinayete kurban giden 299 kadın için okuyacağım. Umarım hepsi ruhuyla hissederler. Sevgili anneciğim, binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğuna. Kocaman bir dağ lalesi gibi ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran. Şimdi mucizevi bir yerdin, mucun ucuz evinde. Sanki mürekkebi rutubet olan bir kalem, duvarlara hepsinin resmini çiziyor. Dili geçmiş zamanda birçok resim. Hep gülümsüyorsun. Aklının ortasında mavi bir yıldız varmış gibi. Ve o yıldız, karanlık bir Şubat akşamında durmadan soluyormuş gibi. Hatırlar mısın? Mavi saçlı bir tanrı gibi severdim Burdur Gölü. O gül, şimdi içimde kocaman bir anne ölüsü. Vişne bahçeleriyle dolu, neşeli bir şehre benzerdi senin sesin. Bazen ölmek istiyorum, beni yeniden doğurmak için. İri, ekşi bir vişne tanesi gibi. Bizim hiç anlayamayacağımız bir şeyi, senin şarkıların aç kuşlara buğday saçardı. Kediler yüz yuvarlak dururdu karın ortasında. Kar manzaralı bir resmin ortasında durur gibi. Gri kediler sermişti etrafımızı, gri dağlar. Bir tek senin çocuklar üşüyecek rengi saçların vardı. Ben bu eve mucun ucuz evi diyorum. Yokluğunda böyle oldum. Mucize öldükten sonra buraya taşındım ve inan muc bu evi bana çok ucuza verdi. Şimdi mucizevi bir yerdeyim. Zaman bir salyangozun vücudunda yaşıyor burada ve çok ağır ilerliyor. Yüzümdeki çillerden başka isyan eden biri yok hayatımda. Ölen her kadın için bir şiir yazdım. Onları muca evin karşılığında verdim. Çok ucuza. Artık bütün üzgün oluşlarımın adı anne. Yine Didem Adan çok güzel bir şiirdi. Size değerli kadın şairlerimizin şiirlerinden okudum. Şimdi de bir soru yöneltmek istiyorum, siz de katılmak isterseniz. Sizce gerek meslek hayatında, gerek edebiyatta kadınların biraz daha geri planda kalmasının sebebi nedir? Hani şöyle söyleyeyim, şöyle ifade etsem daha doğru olacak sanırım. Hep, yani daha çok erkek şairlerden bahsederiz, onların şiirlerini okuruz. Bilmiyorum, daha önce okuduğum şiirleri, daha biraz önce okuduğum şiirlerden haberi olan ya da daha önce okuyan var mıydı? Ama böyle bir durum söz konusu. Sizce bunun sebebi nedir? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Seven hep erkek olmuştu belki. Ama aşkla alakalı şiirler değil sadece okuduklarım. Yani sen biraz daha geç geldin belki. O yüzden. Genel olarak kadın erkek. İlişkisinde aynen. Biraz daha geri planda maalesef. Kadın arkadaşlarımdan bir yorum alabilir miyim? Belki söylemek istedikleri var. Abi senle başlayalım mı? Bence benden başlamayalım. Ondan başla. Şöyle mikrofonumuzu uzatabilir miyim? Şimdi ben hani soruyu aldım evet ama hani ben bence bu kategoriye girmiyorum çünkü ben ne hissediyorsam veya ne yapıyorsam direkt pat diye yapıyorum. O yüzden hani böyle yapamayanlar bence büyüdüğü, yetiştiği çevreden kaynaklı. Hani kısıtlamalardan dolayı. Biraz önce okuduğum şiirler çok güzel.
yaymadan kalemin çok, çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi edebiyat üzerinden mi soruyorsunuz? Ya edebiyat üzerinden gidip daha genel bir yargıya varabiliriz aslında. İsa'yı sorabilirim. Ben de çok merak ediyorum. Ya da öyle olduğunu düşünüyor musunuz? Benim kendim düşünmüyorum sadece. Maalesef biraz daha geri planda. Siz de öyle düşündüğünüz için olabilir mi? Yani farklı düşünen varsa o. Yok genel anlamda. Dünyada kadınlar böyle düşündüğü için olmuş olabilir mi? Aslında dünyada çok fazla kadar bir de var. Yazarlık, edebiyat, dışından ama ya özellikle ülkemizde ben çok fazla bilinip değerinin kanıksandığını düşünmüyorum. Ya biz Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Kadınlar değerlidir ama söz sahibi değildir. Mesela belediye başkanı seçeceğiz ama ilk başta erkek belediye başkanı seçiliyor, kadına yan görev veriliyor, belediye başkanı yardımcısı oluyor ya da bir başbakan seçeceğiz ama. Yani genel olarak bir geri planda olma durumu sıkıyor konusu. Hani bunu nasıl aşabiliriz? Yani şöyle, yani cepler ön planda ama şunu da şöyle söylemek lazım. O erkekler ön plana bakan da o kadına. Mesela güzel şairlerden bahsedelim. Mesela Cemal Süreyya, bir sürü şairim Turgut Uyar. Bir sürü şairimiz var. Onlara böyle güzel şiir yazdılar, onları böyle güzel kılan kadın. Yani arkasındaki üç kadındır. Yani kadınlar belki ön planda olmayabilir ama kadınlar, aynen kadınlar hiçbir zaman böyle geri planda olma olduktan zannetmiyorum. En güçlü insanların en güçlü erkekler yerine güç alabilirler arkasında. Her daim güçlü kadınlar var. Kadın ilave verir ama övgü yazdılar. Ya bence kadınlar hani bir şeyleri hep erkeklerden bekliyorlar. Yani şöyle daha çok hani güzel sözler duymak hoşumuza gidiyor. Bunları bir erkeklerden bekliyoruz ya. Hani kadın bu yolda bunun için mesela bir şey yapmıyor. Hep çekingen davranıyor. Hep bir şeyleri karşı taraftan bekliyor. Erkek de haliyle bunu ifade etmek için hani kendisini birazcık daha derinlerine bakıyor diyeyim. Yani ben öyle düşünüyorum. Hani birazcık daha aslında bizim onlardan bir beklentiye girmemiz bir durum yaratıyor olabilir. Yani bence farklı düşünen var mı? Evet, lazım söyledik. Böyle mi sizce de genel? Ben geç kaldım. Yok, oraya direkt muhatap oldum ben. Şu an yoldan geldim, tam kavraya dönüyorum. Biraz sonra ne şeyle terkese konuştum. Karşıma bir soru yöneltecek olursam, ülkemizde kadına yeteri kadar değerin verildiğini düşünüyorsunuz. Ya da bu durum günden güne daha işler arası bir vaziyet mi alıyorsunuz? Onu ben bir şey söyleyeyim mi? Kadın değerlenmekten ziyade kadın mı değerlendiyse bence daha mantıklı. Yani böyle düşünürsen zaten değersiz olsun diye düşünüyorum. Ben genel geçer ifadelerden bahsetmiyorum. Yani siz dediğin güzel sözler ya da farklı bir şey değil. Yok, sadece hani bir paha biçmek var ya, onu sen içersen dersin ben değersizim, yani ben böyle görüyorum. O zaman senin değersiz olduğunu anlamına gelir. Ama milletin ne dediğine bakmadan kendine elmas yerine koyarsan zaten elmas olursun yani. Ama değerden kastım bu değil sadece. Hani biraz önce de altını çizerek söyledim. Maalesef günler güne kadın cinayetleri artıyor. Maalesef yaşayamıyoruz, ölüyoruz. Kendimizi ifade edemiyoruz. Bunun sebebi ne sizce? Bu yüzden soruyorum bu soruyu. Yeteri kadar değerli verildiğini düşünüyoruz. Mesele değer meselesi değil. Mesele erkek egemen bir toplumda yaşamamız. Bu egemenlik çok çok güzel. Bir egemenlik değil bence. Geçmişten beri böyle var. Ortadoğu'da, Orta Asya'da, Anadolu'da. Erkek egemenliği var. Yani, nasıl açarsın? Erkek egemenliği var ama zaman ağırlar kadına öyle şiddet. İşte yani zaman ağırlar, zamanda şiddet yok kadınlara. Cümlen bitseydi kaçmayacak bu zaten. Yani son 15-20 yılda oraların artmasının nedeni artık hani eğitim oranının çok düşmesi, insanların okumaması, kendini geliştirmemesi, birçok
birçok daha neden sayılabilir. Ekonomik sorunlar vesaire, aile içindeki şiddetin artmasının en büyük nedenlerinden biri ekonomik sorunlar. Artık erkeğin evine bakamaması, çocuklarına bakamaması, psikolojik bozukluklar. Ama bunun yanında hiçbir şey yapmıyor. Ne caydırıcı bir yasa, ne herhangi bir geliştirme adına bir şey, eğitime adına bir şey. Sadece haberlerde şu kadın şiddet oldu, şu kadın öldü. Ve daha fazla teşvik ediyorlar aslında. Hiçbir caydırıcı yasa yok. Caydırıcı yasa olmayınca erkekler bunun normal olduğunu düşünüp daha da fazla şiddet uygulamaya başlıyorlar diye düşünüyorum. Peki kadınlar hiç mi suçu yok? Ben sadece şey yani biz haberlerde şey görmüyoruz işte. Görsek de bir ikidir herhalde. Yok şey, ben... Canice öldürüldü, boğazı kesildi, evlendi. Tam bu detayları geçiyorum. Belki de insanlık olmadığı suçu da. Yani bunun tarzı sebebi erkeğin kötü olmasın. Yani kimse boğazını kesildi. Biraz aileden de kaynaklı olan bir şey. Bence erkeği değiştiremiyor. Çünkü bunun da aileler de bu. Yani erkekler çok çok iyi bir şekilde her şeyi istediği şeyi yapabilir şunlardayken, ama kadınlar mesela bizzat bir kız arkadaşım, yani benim bir tanıdık bir kız bizzat şey söylüyor, hani diyor ki sen diyor açık giyinirsen, gecenin o saatinde gezersen dışarıda tecavüzü de hak ediyorsun, tacizi de hak ediyorsun diyor. Bunu okuyan bir ilahiyatçı, hatta tanıyorsunuz, hatırladın mı? Hani yurtta kalp yapmıştık. Yani hani düşünce bu yani. Kızlarda da bu var ama en başta bence problem erkeklerde. Onları eğitilemiyor olması. Aynen, onun eğitilmemesinde. Ailede çok büyük, yani gerçekten sıkıntılar, problemler. Bunu en başta ailenin bir dur demesi gerekiyor. Yani yetiştirme tarzına, düşünce, bakış açısına. Yani en büyük problem bu. Bir laf var ya, bir insan yetiştirmeyi istemişim. Bu aslında ailenin de eğitiminin çok önemli olduğunu gösteren bir şey. Burada bence anneye çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Genelde babalar çalışır, anneler evde oturduğu için. Genelde. Ya da artık çocuklar, erkeklerin anneye daha sabırlı bu davranışından baba da korkar. Bence bir annenin çocuğuna verdiği eğitimden ben o yüzden tadını düşünüyorum dedim. Ya ben bu konuda evet. Bir annenin önemli bir eğitimden sonra hiçbir erkeğin mesela böyle şeyler yapmayacağını düşünüyorum. Ben burada asıl suçunun aslında kadın olduğunu düşünüyorum. Hayır, yani bir baba da yetiştirir çocuğu, anne de yetiştirir. Tek başına bir sorumluluk yüklemek doğru olmaz bence. Bu aileden gelen. Bir erkeği ne kadar o aile içerisinde yüceltirsen sonra toplumda da kendini öyle diğer varlık, yani kadından karşılıklı daha yüce görüyor. Bu genel olarak ailelerimizde gördüğümüz bir şey. Bir erkek gayet rahat bir şekilde onun da gezmeye çıkabiliyor ama kız da aynı rahatlık söz konusu değil. Aynen. Bence bu sebeple kendine çok özgüvenli ve her şeyi yapabileceği kansına var. Sıkıntı bu olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Farklı bir şey düşünen var mı arkadaşlar? Şöyle kadın arkadaş sayısı fazla olacak mı? Ben evet, hani sizden bekliyorum. Böyle Sevap mı? Bu güzel bir şey. Paylaştığınız gibi bayağı bir şey yapar mı? Biraz sert. Anladım. Söylediğiniz gibi ilk öncelikle ailede bitirmek. Aile kız çocuğuna verdiği çocuğuna aynı değerde özgürlük vermediği sürece kız çocuğu eziliyor. Erkek çocuğu daha özgür oldukça kızın üzerinde her şeyi yapabileceğine inanıyor. Yani aile farkında olmadan erkek çocuğu bunu empoze ediyor. Eğitim aslında orada başlıyor, eğitimin yanlışlığı. Aile tutum bunu düzeltmediği sürece erkek kızlar üzerinde, hayat üzerinde tüm özgürlüğünün farkında ve her şeyi yapabileceğine inanıyor. Böyle olunca yani ilk önce dediğim gibi o küçük çağlardan, o küçük yaşlardan başlamak gerekiyor eğitim. O eğitim sağlıklı verilmediği sürece ilerleyen yaşlarda bir şeyin değişeceğine inanmıyorum. Kafa değişmiyor. Orada kırmamız lazım. Teşekkür ederim. Mesela bir şey okudum. İyi de devam. Estağfurullah. Ben sizin de çok iyi okuduğunuzu. Kesinlikle. Ben de. Birkaç şey daha devam edelim. İstek bir şey mi var mı? Thank you.
olmak da değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de değil. Bütün iş tahin ve zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela kuzey kutbunu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir sebep bulup ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyaya dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi Tahir, ne kaybederdi Tahir diye. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş, ben de hoş geldim. At Havran Silah mı olsun? Evet. Ahmet Erhan, duydunuz mu bilmiyorum. Ahmet Erhan diye bir şairimiz var, çok güzel bir abimiz. Çok sevdiğim ve grubumuzun çok sevdiği bir şiir var. Onu okuyorum. Ben Nahmus'un önünü okuyacaktım aslında da. Kaç güneşi aşırtarak yürüdüm yok. Damarlarındaki alkolü kolan yedisi yok. Yükseklik korkumu dirseğimle dürterek kentin bütün üst geçitlerinden geçtim. Evlerde kabuk bağlayan yaralarımı dışarıda rüzgar örseliyor. Atım öldü, avradım beni sevmiyor, silahım suskun. Yok, sevgilim olamadım. İçkilere daha bir davandım. 118-27-34 mesai saatlerinde aranınca yok. Artan her günüm sanki ölüm ekleniyor. Atım öldü, avradım beni sevmiyor, silahım suskun. Kiraz dalına asılmış bir mendil gibi kaldım. Bekliyorum tarihin kaçınılmaz fırsatlarını. Yok. Sevgilim, doğasız bir din arıyorum. Yok. Leyli bir uyku, anlı örselenmemiş bir insan. Gece yatıya gelen bir umut. Gündüz giden bir ehli Müslüman. Yağıyorum durup durup bütün yağmurlar. Türklerin ana yurdundayım. Yalnız alkol yok. Savunduğum her şeyin savunmaya geçtiği tanrım yok. Boğulsam cezir oluyor, yaşasam met. Artık evcil olan kelimeler aranıyor. O da pipo, kitap, çocuk, ev, aile, iş, otobüs. Atım öldü, avradım beni sevmiyor, silahım susun. Ancak 33 gün 3 gece ağlarsan olurum. Yok, küçük Asya'dayım, ninem Rum, dedem yüzbaşı. Kanım ARH pozitif, çok bira içince negatifleşiyor. Yok, sevgilim, bilemedim ki taşı çatıp bir yapı kurmayı. Atım öldü, avradım beni sevmiyor, silahım suskun. Kanım çekiliyor dünyayı böyle düşününce, yok. Sanki durup dururken saçlarım seyrediyor. Sıcak oldu, genleştim, konformist filan oldu. Gelik bir hayvan büyütüyorum, koynumda. Yok. Atım öldü, avradım beni sevmiyor, silahım suskun. At, avrat ve silah, su, ateş ve toprak. Bütün dinleri böyle kandırarak dinimi buldum. Öldüğüm gün davula 3 kez vurulacak, tören yok. Kalbim bir ayrılığı çalıyor kantona, tren yok. Seni istasyonlarda kaç kere öptüğümü sayamıyorum. Atım öldü, avradım beni sevmiyor, silahım suskun. 365 ile 35'in çarpımı neyse ona göre kurdum kendimi. Ondan ötesini ister eksilt, ister çoğalt. Devrim misin nesi, ver artık şu adresi. Yok. İnkılap. 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 Kardeş, çocuk. Derimizin altında o ölüm namusu. Ve Ahmet'in ilk işi rast gidiyor. İlktir dost elinin hançerisiz. Ağlıyorum. Ahmet abi.